teyzem ne? Seni seven her ruh uludur ya Resulallah. Gözü gönlü onun doludur ya Resulallah. Cemalin pertevinden zerre şevk alan billah. Kapının ayrılmaz kuludur ya Resulallah. Bir başka iltifat beklemez sana erenler. Semtin iltifat buğuludur ya Resulallah. Gönül gözleriyle bir kere seni görenler, onlar ruhların bir koludur ya Resulallah. Uçuşur ikliminde altın kanatlı kuşlar, iklimin kuşların yoludur ya Resulallah. Vuslatın bu garip kıtmirin daim hülyası, bu benim gönlümün gülüdür ya Resulallah. Evet sevgili seyirciler, onunla vuslata erme, her birerlerimizin gönlümüzün gülü ve hülyası, huzurla dolduğumuz sevgiyi, kardeşliği, arkadaşlığı ve Kur'an'ın altın ikliminde seyahat ettiğimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın o mübarek sözleriyle bir kere daha hayat bulduğumuz huzuru muhabbeti yaşıyoruz yine. Her zaman olduğu gibi çok değerli ilim ve irfan insanı Mehmet Yüce Hocamız, Ankara Büyükşehir Camii Baş İmam Hatibi Seyit Ali Çevik Hocamız ve sazlarıyla, sözleriyle, eşsiz nameleriyle, o birbirinden usta musiki şinas arkadaşlarıyla, Mustafa Akbaş Beyefendi ve sazendeleriyle yine dop dolu, cap canlı bir programı icra edeceğiz. Ama sözlerimize sözlerin en latifi, en güzeli ve kalplere en çok tesir edeniyle başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Camii İmam Hatibi Seyyid Ali Çevik Hocamız bizlere Ahzab suresinden ayeti kerimeler tilavet edecekler. Değerli hocam buyurunuz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Seyit Ali Hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Allah sizlere bir ömür boyu Hazreti Kur'an'ı bu güzel şekilde okumaya muvaffak kılsın inşallah. Amin. Sevgili seyircilerimiz, değerli hocamızın okuduğu Ahzab suresinden ayeti kerimelere kısaca mealen değinmek istiyorum. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden erkeklerinizden birisinin babası olmadı. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin de sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikrediniz, çok anınız. Sabah ve akşam Allah'ı tesbih ediniz. O Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki sizin karanlıklardan nura çıkmanız için sizin üzerinize Allah-u Azimuşşan salat okuyor.
yani meşiyeti ilahiyesini, külli iradesini sizin karanlıklardan nura çıkmanız istikametinde kullanıyor. Ve onun melekleri de size dua ediyorlar karanlıklardan nura çıkmanız için. Allah müminlere çok merhametlidir. Müminler cennette karşılaştıkları gün birbirlerine selam der geçerler. Allahu Azimuşşan Hazretleri onlar için çok güzel nimetler ve lütuflar hazırlamıştır. Ecirler ve mükafatlar hazırlamıştır. Ey şanı yüce peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve inzar edici olarak gönderdik. Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna davet eden, bir nur saçan kandil olarak gönderdik. Müminleri Allah'ın fazl-ı keremiyle müjdeleyici bir peygamber olarak gönderdik. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, asla kafirlere ve münafıklara itaat etme ve onların yaptıkları eziyetleri de at gitsin, umursama, iltifat etme ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah sana ve bütün müminlere yeter. Değerli hocam, Mehmet hocam. Buyurun muhterem. Ne kadar güzel ayetler bunlar. Adeta bize bir kere daha imani noktada kalbimize kut ve gıda oldu ve bizi bir kere daha Allah'ımızın müminlerin arkasında olduğunu, hani ayeti kerimede diyor ki ve la tehinu, gevşemeyin, ve la tahzenu, hüzünlenmeyin, mahzun olmayın, kederlenmeyin, ve entumul a'lemne in kuntum müminin, eğer evet, sizler müminler iseniz yüce olan sizsiniz, üstün olan sizsiniz. Bu ayetlerde kalbimize, gönlümüze böyle bir ümit tomurcuğu atmadı mı değerli hocam? Efendim, kesinlikle doğru. Zaten Kur'an-ı Kerim hep bize ümit veriyor. Ümitsizliğin içimizde yer bulmasına Allah izin vermiyor. Sûre-i Yusuf'ta ancak Allah'ın rahmetinden kafirler ümit keser buyruluyor. Dolayısıyla müminlerin ümitsizlik içinde değil, ümitle yürümelerini Kur'an talim ediyor ve müminlerin önüne ilk olarak ilmi koyuyor. Risalet Üniversitesi, Risalet Mektebi diyelim, Risalet Üniversitesi ilk olarak cehalete karşı tavır alıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Cehalete karşı öyle bir tavır koyuyor ki kendinden önceki döneme cahiliye dönemi, kendinden önceki adetlere cahiliye adeti, kendinden önceki insanlara da cahiliye insan adını veriyor. Başka isim mi yoktu? Ama cehalet bizim en büyük düşmanımızdır. Fakat hocam, burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Allah Kur'an'da böyle, sevgili peygamberimiz böyle vasıflandırıyor bu dönemi, ama o dönem karanlık demek değil. O ortaya çıkmıyor. O dönem o kadar karanlık ki, bağışlayın, bir kadıncağızın kocası vefat ettiği zaman isteyen ona el koyuyor hocam. Önce davranan ona diyor ki ben senin sahibinim. Ve zina ayyuka çıkmış, her türlüsü var zinanın. Nikah, farklı farklı nikahlar var. Bağışlayın beni hocam, çok bunları arz etmek doğru mudur ama cahiliye dediğiniz için bir insanla 5-6-10 tane insan, bağışlayın, hanımefendiyle, hanımla beraber oluyor. Sonra diyor ki hangisine benzedi bu çocuk? Sana. Sen bunun babasısın diyor. Yani karanlık, Kur'an ifade buyurduğu gibi, zulümatun ba'duha fevka ba'd iza ahrece yedehu lem yeket yaraha. Karanlığın bazısı bazısından daha koyu. İnsan diyor neredeyse elini çıkarsa o karanlıkta şöyle elini göremeye yazacak derecede karanlık zifiri. Değerli hocam, cahiliye dönemi denmesinin, cahiliye asrı denmesinin sebebi bu sevgili kardeşlerim. Kadın mirastan hakkı yok. Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisa'e kerha. Ey iman edenler,
sizin kadınlara kerhen mirasçı olmanız helal değildir. Kadının mirastan hakkı yok ve kadına da kocası öldüğü zaman el konuluyor. Yani karanlık çok zifiri. O kadar zifiri ki Kur'an-ı Kerim'in semavi ifadeler içerisinde semavi beyanı ile elini çıkarsa elini göremeyecek kadar zifiri karanlık. Bu teşbih ne kadar güzel hocam. Efendim ilahi ve semavi teşbih böyle olur. Yani akıl ya. İzan şaşırıyor ya, Allah'tan başkası yeminle söylüyorum bu teşbihi yapabilir mi? Bu benzetmeyi mümkün yapabilir mi? Efendim Kur'an hem lafzının hem manasının sahibidir. Yalnız Kur'an'ın lafzıyla Kur'an olmaz. Manasıyla da Kur'an olmaz. İkisi beraber Kur'an'dır. Dolayısıyla o Allah'ın giydirdiği veya bizim anlayacağımız şekilde dünya semasında ilahi ve semavi kelama giydirilen lafzın manasıdır. Elini çıkarsa o kadar karanlık ki elini göremiyor. Şimdi insanlık böyle bir karanlık yaşamış. Efendim çok enteresan. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, bütün sahabiler diyor bunu. Arkamıza dönüp eski döneme şöyle bakamıyorduk. O kadar karanlık ki. O kadar karanlık ki ne olup bitti arka bakamıyorduk diyorlar. Hani bir çocuk karanlıkta annesinin kucağına sığınır ya. Karanlık olunca böyle birden annesinin kucağına koşar. Resulullah'a koşuyorduk. Arkamıza dönüp bakamıyorduk. O kadar zifiri bir karanlıktan geldik. Yani işte bahsettiniz o karanlıkları. Bahsettiniz. Bir insan vefat ettiği zaman hanımına kim abaya atarsa onun elinde kalıyor. Miras mı alacak? Ne mirası? Ne mirası? Miras niye derler ki? Kadın çahsını kurtaramıyor. Kapanın elinde kalıyor. Böylesine karanlık bir dönem. Bu karanlık dönemde de ilahi hikmet neyi icap ettirmiş? Bir tane daha söyleyeceğim. Hay hay. Kadınlar bağışlayın, çok enteresandır sevgili seyircilerimiz. Kadınlar hocam o dönemde Mekkeli müşrikler yaptırıyorlar bunu. Çıplak olarak Kabe'yi tavaf ettiriyorlar hocam. Karanlığa bir bakın. İslamiyet nereden nereye getirmiş insanları. Ya. Çıplak olarak kadınları Kabe'yi tavaf ettiren bir dönemden kadınlara diyor ki sizin ihramınız kendi elbisenizdir denilen bir döneme gelmişiz İslamiyet'in nuruyla, Allah'a hamdolsun. O tefsirlerde zaman, var. O zaman İslam'a sahip olmak gerekiyor. İslam'ın fıtratında hicret de vardır ha. Sen sahip olmazsan sahip olacaklar çıkar. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimizle alakalı indiği söylenir bu ayet-i kerimin. Men yertette minkum an dinihi fesevfe ye'tillah bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel müminin e'izzetin alel kafirin yücahidune fî sebilillah ve la yehâfûne lemmete laim. Aziz seyircilerimiz, lütfen bu ayet-i kerimenin maline çok dikkat edelim. Ey iman edenler, sizden kim dinden irtidad ederse, dönerse, Allah'ın dinine omuz vermeyi bırakırsa Allah bir kavim getirecek. O kavmi Allah seviyor ve o kavim de Allah'ı çok seviyor Celle Celaluhu. Ve onlar müminlere karşı çok zilletli, şefkatli, kafirlere karşı da çok izzetli olacaklar. Allah yolunda cihad edecekler ve kınayanın kınanmasından dolayı da asla ne yapmayacaklar hocam? İtibar etmeyecekler. İtibar etmeyecek. Kınayanın kınamasına itibar etmeyecekler. Bundan dolayı da herhangi bir tesir içinde olmayacaklar. Olmayacaklar. İşte Allah onları seviyor ve onlar da Allah'ı çok seviyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ. Onlar Allah'ı çok seviyorlar. Evet. Allah'ım ne olur, biz de seni öyle sevmek istiyoruz. Bize kalbimizde sevgini lütfeyle ya Rabbi. O zaman, hocam o şuna zaman, bir değinelim mi değerli hocam? O şeye bir not düşmek buyurun istiyorum. Ya Rabbi senin sevgini istiyoruz. Seni sevenlerin sevgisini istiyoruz. Sevdir bize ya Rabbi diyoruz. Efendim Kabe-i Muazzama'yı onlar anadan üyen tavaf ettiriyorlardı. Bir vahşet. Ama Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in hanımı elbiseli tavaf ediyordu. Tabii. Neden? Çünkü onlar asil olduğu için onlar günahsızdı. Bu günahkarlar ancak böyle üryan tavaf ediyorlardı. Mühendis
yüksek mühendis İsmail Turan hocamız şöyle dedi. Ebu Cehil'in köpeği, bağışlayın, köpeği 200 insandan daha öndeydi dedi. Ebu Cehil'in köpeği 200 insandan daha kıymetliydi dedi. Hocam hakikaten Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mübarek İslam'la bizi ne kadar aziz kılmış hocam ya. Efendim hayat hayatın ta kendisi insan şerefine, insan onuruna, insanın malına, insanın canına, insanın namusuna yakışan, yaraşan, uyan, onları koruyan bir hayat, hayat dini, hayat nizamı. Ve biraz önce ne kadar güzel bir bağlantı kurdunuz. Ben önemine binaen tekrar ediyorum. Onlar o vahşet içerisinde Kabe-i Muazzama'yı hanımlara üryan tavaf ettirirken İslam elbisesini çıkartmadı. Hanımefendilere mevsime göre ne giyinirseniz veya oranın sıcaklığına göre hangi elbiseyi uygun görürseniz o elbiseyi giyeceksiniz. Onun üstüne de ince bir efendim cilbap alabilirsiniz. Ve hanımın ihramı yüzünün açılmasıdır diye kayıtlar koydu. Nereden nereye? Ve onun için Risalet Üniversitesi ilk tavrını cehalete karşı koydu. Burada çok önemli bir not düşmek istiyorum. Ve altını bir çizgiyle mi çizeyim? İkiyle mi çizeyim? İsterseniz dört çizgiyle çizeyim. Buyurun altını. Efendim. Bir dinin, ki dinimiz o bizim, hayatımız, bir dinin ilk emri oku olacak, oku diyecek. Fakat bu dinin mensupları okumuşlukla en geri sıraya alacak. Bu bize yakışır mı? Bir dinin ilk emri oku olacak. Fakat o dinin mensupları okumuşlukta en geri sıraya alacak. Fizikte en geri sırada olacak. Kimyada en geri sırada olacak. Kur'an okumada en geri sırada olacak. Efendim, fizik, kimya, biyoloji, astronomi deyip geçmeyin. Bugün büyük bir abimizin ağzından duydum. Kadir Gecesi'nde diyor. Kadir Gecesi'nde. Tıp fakültesine giden bir doktor adayı. İsa hocam dinliyor musunuz? Elbette ki. Büyük bir abimizin ismini versem bütün Türkiye tanır. Tıp fakültesine giden bir talebe Kadir Gecesi'nde fizik, kimya, biyoloji çalışsın, Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olur diyor. Bir tıp öğrencisi Kadir Gecesi'nde biyoloji dersine çalışsın, fizik dersine çalışsın, kimya dersine çalışsın ama sabah namazını kılmak şartıyla, akşam namazını vaktinde kılmak şartıyla, yatsı namazını vaktinde kılmak şartıyla bu taşlar oynayamaz. Bunlar imarın ana taşlarıdır. Bunları yapmak şartıyla diyor, diğer öğrenciler de öyle. Tekrar ediyorum, fizik, kimya, biyoloji çalışan bir öğrenci diyor, gece ihya etmiş sayılır diyor. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi çok değerli Musa Akbaş Beyefendi ve onun saz arkadaşlarından bir ilahi dinleyeceğiz. Musa Bey, kime ait bir güfte ve beste kime ait efendim? Ne okuyacaksınız? Evet, bu eserimizin güftesi Remzi Yıldız Beyefendi'ye ve bestesi de sevgili dostumuz Ertuğrul Erkişi Beyefendi'ye ait Hicaz makamında bir eser. Tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken diyeceğiz. Bir taksim olalım hocam. Tomurcuklar açılıyor
taze durar dile. Bu bahçeler olur, bu taze durar dile. Bir gün gün kumusunda seyircilerimiz. Selmanül Farisi radıyallahu anh efendimiz bir gün Ebu Katade'yi, Ebu Derda hazretlerini evinde ziyarete gidiyor. Ebu Derda'nın evine geliyor. Bu esnada Ebu Derda hazretleri dışarıda, hanımı var evde, buyurunuz diyor, misafir ediyor, hoş geldiniz ediyor ve bakıyor ki
Ebu Derda radıyallahu anh efendimizin evi darmadağın, hanımefendinin üstünde başında doğru düzgün bir şey yok. Ve diyor ki nedir bu haliniz? Vallahi diyor Ebu Derda kendini tamamen ahirete verdi. Adeta dünya için yaşamıyor ve ahirete yönelik bir hayat yaşıyor. Ondan dolayı da bizi ihmal ediyor diyor. Ve Selman el-Farisi radıyallahu anh efendimiz evde bulunurlarken Ebu Derda geliyor ve beraberce yiyorlar, içiyorlar ve o gece orada istirahat ediyor. Gecenin bir vakti geçince Ebu Derda teheccüd namazını kılmak için kalkınca Selman el-Farisi radıyallahu anh efendimiz diyor ki hayır, yat biraz daha istirahat et. Biraz sonra tekrar kalkıyor, bir saat sonra hayır diyor, yine yat, istirahat et. Gecenin üçte ikisi geçip bir müddet kalınca sabah namazına şimdi kalk diyor, beraberce teheccüd namazı kılalım ve Rabbimize kullukta bulunalım, ibadet edelim, gecemizi nurlandıralım. Ve sonra ona diyor ki Selmanül Farisi radıyallahu anh efendimiz Ebu Derda'ya inne li nefsike aleyke hakka, senin bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ve inne li zevcike aleyke hakka, senin eşinin, gözünün nuru hanımının senin üzerinde hakkı vardır. Ve inne li evladike aleyke hakka, senin yavrularının senin üzerinde hakkı vardır. Fe a'ti kullezi hakkın hakkahu, ve her hak sahibine mutlaka hakkını ver ey Ebu Derda diyor. Sevgili seyircilerimiz, bu o kadar önemli ki Amr İbnil As radıyallahu anh efendimiz der ki bir gün Allah Resulüne dedim ki ya Resulallah, ben oruç tutmak istiyorum. Fevt ettiğim, yapamadığım bir takım ibadetlerde biraz daha hızlı yaşamak istiyorum ve Rabbime kulluğumu artık her gün biraz daha ilerleyerek yapmak istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Amr, çok acele etme ve hızlı yürüme. Çünkü bunun bir de ihtiyarlığı var diyor. Hayır ya Resulallah, ben takat getiririm, yapabilirim. Ve Efendimiz'i dinlemiyor, savmi visal orucu tutmaya başlıyor. Ve ihtiyarladığında diyor ki keşke Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o ruhsatına uymuş olsaydım da ihtiyarlıkta böyle zorlanmamış olsaydım diyor. Bunları da bu şekilde anladıktan sonra sevgili seyircilerimiz, bizler ferden ferda, yani tek başına bir dağın tepesinde ya da bir vadide yaşayan insanlar değiliz. Bizler toplumun içerisinde sosyal ve içtimai hayatı birlikte yaşayan insanlarız. Bir apartman dairesinde, bir ilde, ilçede ya da mahallede beraberce komşuluk ilişkileri içerisinde birbirimize muhtaç olan insanlarız. Nasıl şu parmağın birisi olmazsa bu elin işlevini görmesi o kadar zorlaşır. Aynen öyle de yanı başımızdaki komşumuza muhtacız. Anne babamıza muhtacız. İş yerinde beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, dostlarımıza ihtiyacımız var. Onlara tebessüm etmeye dinimiz o kadar ulvi ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessümüke vechu ahike biha sadaka, senin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen sadakadır buyuruyor. Buna varıncaya kadar tumitul eza anit tarik sadaka, senin insanlara yolda eziyet veren bir şeyi kaldırman sadakadır. Bineğine binmeye çalışan bir insanın metaını, ihtiyacını ona vermen sadakadır diyor. Yani toplumsal bir hayatı yaşayan bizler toplumsal bilince sahip olmak zorundayız. Değerli hocam, toplumsal bilinç ne demek değerli hocam? Yani toplumsal bilinç nasıl olur? İnsanın beraber hayatını beraber idame ettirdiği, devam ettirdiği insanlara karşı bir takım yükümlülükleri var. Vazifeleri evet. var. En başta anne babasına, evet. komşusuna, beraber çalıştığı insanlara, arkadaşlarına, hatta arabanın içerisinde seyahat ettiği insanlara, uçağı beraber paylaştığı, seyahat ettiği insanlara, bir gemide seyahat ettiği insanlara kadar hepimizin onlara bir takım vazifelerimiz ve
davranma bilincimiz var. Bunları nasıl anlarız değerli hocam? Muhterem İsa hocam, insan çok özel yaratılmış, çok özel donatılmış. İnsandan daha özel, insandan daha güzel, insandan daha donanımlı bir varlık yok. Rahmetli Necip Fazıl'ımız, mekanı cennet olsun, diyor ki insan hassas antenlerini diyor kainata uzatmış. Antenler çok hassas, alıcıları çok güçlü. Ve bu insan yaratılış itibariyle fıtraten medeni yaratılmış. Medeniyum bir tab'a diye geçiyor. Aynen öyle. Kitaplarda. Yani fıtri olarak bu tabiatına, yaratılışına ne konmuş? Toplum içinde yaşamak. Toplum halinde yaşamak konmuş. Onun için insan toplum içinde yaşamaya mecburdur. Yalnızlıktan insan hoşlanmaz. Yalnız kalanları gidin de bir görün, ne zahmetler çekiyorlar. Adam ne diyor biliyor musunuz muhterem İsa hocam? Yalnızım, çok yalnızım. Çay bardağımın içindeki şekeri karıştırdığım çay kaşığının sesi var ya, ona bile muhtacım diyor. O kaşığın çıkardığı ses bile bana arkadaşlık veriyor diyor. Yalnızlık bu kadar zor. Onun için insanlar toplum içinde yaşamaya mecburdur. Toplumla beraber yaşamaya mecburdur. Yalnızlıktan insan hoşlanmaz. Ama toplum halinde yaşayan insanlar birlik ve beraberliklerini konuştururlarsa, emniyet ve asayişi sağlarlarsa hepsi huzur içinde yaşarlar. Ama birlik ve beraberliklerini konuşturamazlarsa, ihtilaflarını konuştururlarsa, ittifaklarını birlikteliklerini konuşturamazlarsa hayatlarında huzur bulamazlar. Çünkü tefrika, ayrılık sosyal bir kanserdir. Sosyal kanser ne derlerse, ülkede ülkenin birliğini, dirliğini bozma adına çıkarılan tefrikadır. Bu sosyal bir kanserdir. Evet, habis bir uğurdur. Habis, kötü huylu bir uğurdur. Kanser hücresi gibi tefrikada bölünmenin sınırı yoktur. Onun için bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük o ülkede tefrika çıkarmak, bunun planlarını kurmaktır. Onun için biz tefrikaya meydan vermeyeceğiz, asayişe taraftar olacağız ve insanlar arasında efendim çok güzel yaşamanın yollarına bakacağız. İnsanların hakkına, hukukuna ne yapacağız? Riayet edeceğiz. Bir misal verme nedir? Hocam, ezan mı? Çok değerli bir hocamız geldi. İlhan Şengül Beyefendi, Hafız-ı Kurra ve aynı zamanda çok değerli bir Kasidehan hocamız. Onun o güzel sesinden. Hoş geldiniz. Şimdi çok değerli bir eser dinleyeceğiz. Evet, arkadaşlarımız hocamıza eşlik edecekler ve İlhan Şengül hocamızdan çok değerli bir kaside dinleyeceğiz efendim. A
Yar kaçan anarsam seni. Kararım kalmaz Allah'ım. Sende kimseler, kimseler.